Yıl 1987'de Pervane Mahallesi'nde bir plan tadilatı yapılıyor. İsmi de Mehmet Amca olsun. Mehmet Amcam da bir önceki şey açabilir miyiz? Şu alanda bir gecekondu sahibi. Burası Kadir Has Kongre Merkezi'nden Arınca'ya giderken tren yolunun olduğu bir alan. Sağ tarafta. Şu an kaliteli bir bölge. Herkesin gözünü buraya diktiği bir bölge. Bu bölge içerisinde isim farazi veriyor. Bir Mehmet amcamız var. 50, 60, 70 yıl önce buranın sahibi olmuş, emlak vergisini ödemiş. Örnek verelim, Mehmet amcamızın 1000 metre yeri var. 1000 metre yerinin vergisini ödüyor, gece kondusu, elektriği, suyu, komşusu, çevresi falan. Mehmet amcam 87 yılına kadar bir sıkıntı yok. Belediye diyor ki biz diyor sizin burada imar plan tadilatı yapıyoruz. Planlıyoruz kısaca. Mehmet amcam çok mutlu oluyor. Allah razı olsun nasıl olacak diyor. Fakat bir sonraki konuyu açalım. Burada Mehmet amcamın yeri şu kırmızıyla gördüğünüz alanın içerisinde parka konuluyor. Park. Ya Mehmet amcam diyor ki arkadaşlar ya ben 40-50 yıldır vergi ödüyorum. Yani gece konumu alıyorsunuz. Benim yerim park yapıyorsunuz. Ben mağdur oluyorum diyor. İtiraz oluyor. 87 yılındaki bu itiraz belediyeye yapılıyor. Belediye kabul etmeyince mahkemeye yapılıyor. Mahkeme 93'te başka itirazlarda birleştirerek bir plan tadilatı daha yapıyor. Yine Mehmet amcamın yeri park kalıyor. Mehmet amcamın yeri yine park kalıyor. 97'de, 99'da, 2005'te, 2013'te Mehmet amcamın bütün itirazları karşılık bulmuyor. Belediye diyor ki biz bu alanda bir imar plan tadilatı yapacağız. Ama senin yerin yine park kalıyor. Yazık, Mehmet amcam 30-40 yıl önce almış. 30 yıldır da uğraşmış. Farazi isim Mehmet amcam. Mehmet amcam çaresiz bakıyor ki karşısındaki kamu kuruluşu bu işten geri adım atmayacaklar. Yapacağı da bir şey yok. Belediyede bu parka basan yerlerde ona 18'ler, üstadlar bilecektir. 18 uygulamasıyla Mehmet amcamı diyelim şu parsele bastırıyorlar, buraya bastırıyorlar. Mehmet amcamın hakkını buraya alıyorlar. Bu alan içerisindeki yoğunluk ne? 1000 metreye dok kesintilerinden sonra 1.6 yoğunluk veriliyor. Diyelim ki kesinti olmadığını kabul edelim. 1600 metre inşaat alanı veriliyor. Yani maksimum bu bölgede yaşayan Mehmet amca ve bütün halka verilen yoğunluk 1.6. Mehmet amcamdan alınan yer niçin alınmış? Bu bölge halkının parkı için alınmış, yolu için alınmış, camisi için, okullar için alınmış. Mehmet amcam da rıza göstermiş. Bakmış ki artık bu işin olacağı yok. Yıl 2017 kabul diyor. 18 uygulaması farazi bir yere gidiyor. Hakkını oradan alıyor. 1.6 yoğunluğunu alıyor. Bundan sonra bu anlaşma 18 uygulaması belediyeden geçince Mehmet amcam da itirazlarından vazgeçince belediye şu gördüğünüz bölgenin park alanını imara açıyor. Bunun istimlak sebebi bu bölgenin halkının parkı için, camisi için, okulu için. Sayın belediye başkanları bunu yapamazsınız. Bu bölgedeki yeşili siz mahvedip kaldıramazsınız. Bunun üzerine getiriyor 2017 yılında belediye 4 tane kütle parsel koyuyor. Buraya vereceği yoğunluk 1600 metre olmalı. Veya 1800 metre arsa ise 3000 metre olmalı. Belediye kendine gelince buraya ne veriyor biliyor musunuz değerli kamuoyu? 17.500 metrekare, pardon her biri özür diliyorum, her biri 9'ar bin metreden 36.000 metrekare inşaat alanı veriyor. Bunu çok iyi bilenler, çok iyi anlayanlar bu işin mümkün olamayacağını bilirler. 10 katı emsal olamaz, olmamıştır, yapılmaz. Bunu vatandaş talep eder, belediye vermez, belediye de kendine edindiği dok kesintisinden dolayı yerlere de oradaki insanlara ne verdiyse onu alır. Onu almalı. Çünkü onların camisi okulu var. Olayın vahameti bundan sonra başlıyor. Belediye bütün herkese 1.6, 1000 metreye 1600 metre veriyor. Buradaki 1800 metre park alanına da 36.000 metreye yakın bir inşaat alanı veriyor. Acı. Buna biz en son belediyede itiraz ettik. Bunu niye anlattım? Bu örneklerden çok burada. Bunu böyle çıplaklığıyla anlatabilme kabiliyeti için otobüs örneğini verdim. Otobüsün kapasitesi eğer 50 ise
Ona göre bir sürüsü, suyu, çayı organize edilmiştir. Buranın da parkı, camisi, okulu ona göre organize edilmiştir. Siz buraya 10 yolcu fazla alır iseniz bir gün buraya yapılaşıp da sağlık ocağından randevu aldığınızda 3 gün sonraya verirler. Nüfus yok. Sağlık ocağına acil gittiğinizde 20 dakika beklersiniz. Çünkü nüfus çok. Bunlara 50 yıllık proje yapıyorum diyen ben belediye başkanlarımıza buradan hitap ediyorum. Bunlar 50 yıllık proje değil, 50 günlük proje. Daha doğrusu başın dara düşünce en kıymetli yerimiz neresi? Oradaki halkın parkını istimlak etmek gibi düşünülebilir. Bakın bu şahıs 2017'de mahkemeye gidiyor. Diyor ki benim yerim her ne kadar anlaştım gittiysem de orası. Bana park dediniz, bu parkı da gerçekleştirmediniz. Ben binama oturduktan sonra gördüm ki benim arsam park denilen yer bina yapılıyor. Mahkemeye gidiyor, itiraz ediyor. Bu arkadaş 2017'de mahkemeye gidiyor. Mahkeme diyor ki Büyükşehir Belediyesi'nin kararını bozdum diyor. Kağızında söyledi. İyi Parti grubu söyledi. Teşkilatlar söyledi. Mahkeme bozdum diyor. Bozma sebebi aynen dediğimiz konular. Hastanesini, okulunu, camisini, parkını oluşturun diyor. Burada yoğunluk veriyorsanız ona göre diyor okul oluşturun diyor. Yine belediyeye giriyor. Belediyenin yapacağı bir şey yok. Bütün her taraf gitmiş. Kendi de bunu değerlendirmiş. Örnek çok. Oralarda da bitirmiş. İkinci kez bir karar çıkıyor. Biz yine reddediyoruz İyi Parti grubu olarak. Mahkeme yine bozuyor. Diyor ki ey belediye anlamadınız mı ya? Ben size bir şey anlattım. Okul nerede, cami nerede, hastane nerede, yol nerede, park nerede diyor. Sen bu yolunu kafana göre koydun, uydurmuşsun. Yolun karşısındaki parkı buraya saymışsın. Kabul değil diyor. Şimdi yine mahkemeye girecek. Çünkü bunun dönüşü yok. Buradaki hata ne? Bu parkı kaldırıp buraya 4 tane kütle parsel koyarsanız bunun karşılığında yeşili park oluşturacaksınız. Var mı böyle bir yer? Yok. Olmayınca bu olmayacak. Nereye gidiyor bu iş? Vallahi benden sonraki belediye başkanına, benden sonraki bürokrasiye falan filan diye gidiyor. Veya vatandaşımız artık yani yapacak bir şey kalmadı ya ben de vazgeçtim, yıldım demesine doğru gidiyor.